İslam ülkeleri içerisinde. İçinde de olabilir. İçinde, de İslam ülkeleri içinde nispeten var. Belki biraz da böyle uzak olmasından. İşte en son Yeni Zelanda'da hadise yaşandı ya. O coğrafyalar, Malezya, Endonezya. Biraz da oyun oraların insanların tabiatında bir naiflik var. Kısmen oralar. Osmanlı'da kalan çok kültürlülük dokusu tekrar aşı tutarsa ve bu Anadolu'nun Yesevi, Hacı Bektaş, Yunus geleneği, Mevlevi geleneği canlanırsa o entelektüel derinliği de olan Sufi meşrek yapısı bu kültür. Ama şu anda Halidi, Bağdadi bir yapı var. Tamamen Arap İslamı dediğimiz formatta ve bu milletin öyle kodlarına çok da uygun değil yani, açık söyleyeyim. Çok boğucu, sıkıcı, yıpratıcı bir şey. Bunun her an erkekten çocuk doğurtturmaya benzer şekilde Hanefi'den Taliban üretmek gibi. Yani bu İslam dünyasının en büyük başarılarından biridir. Herkes bunu başaramaz. Yani Hanefi, Hanefi zihniyetinden Taliban üredi. Nerede üredi? Pakistan'daki o Diyobendi medreselerinden üredi. Hanefi gibi İslam'ın en esnek, fleksibilitesi yüksek yorumundan Taliban çıktı. Olmaz olmaz demiyor, oluyor. Dolayısıyla yok canım bu toprakların mayasını Yunus çaldı falan demeyin. Ya bu, burada da olur bu. Yani o zaman Kadızadeliler siz... uzaydan gelmedi, buradaydılar onlar. Evet, o mesele, ben mesela radikal hareketleri falan çalıştığım zaman hep karşıma çıkan husus bu. Bunlar marjinal, bunlar bizden değil, bunlar şey ne denir, fabrikasyon hatası. Evet, bence değil. Yani öyle bir, zaten bilgi düzeyi olmazsa, çok sesliliğe, çok kültürlülüğe açık olmazsanız, tek hakikatçi dili benimsemişseniz, kendi inandığınız zannınızı hakikate eşdeğer saymışsanız her mutant çıkar buradan yani. Her türlü mutasyon da gerçekleşir. Bunlar marjinaldir, kıyıda köşededir demeyin. Dönüşmek, çünkü eğer cehalet ve hamaset de varsa, kontrol de var. Tam buradan her şeyi üretmek mümkündür yani. Peki.